Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşumuzdan beri milliyetçiliğin ben sizlere değil bunlara da barış getirmek için tabiye gidiyoruz. Akşam kapı eşiğinde bir terli giysi gibi soyunmak vardı derdinden Evren'in. Bir entari serinliğini giyinmek, kendi derdini tesbih gibi çekmek elinde. Yün örmen vardı akşamları koltuğa gömülü, karşında polisiye roman okumak senin. Sorgusuz bakışmak, yoruldukça gözlerimiz sevinçsiz gülmek, üzüntüsüz ağlamak. Oturmaya konuklar gelmese bazen, çevresinde bir masanın kaygısız, sıcacık konularda bir demli çay gibi bilmedik komşularla konuşmak. Mütevazi, dingin, rekabetten ve siyasetten uzak bir yaşamın düşlerini kurmuştu Bülent Ecevit. Yaşamı boyunca şiirler yazacağını, gündelik yaşamın hoyrat ve zorlu gerçekliğine karşı sanatın, şiirin ve estetiğin o dingin, o arınmış dünyasına sığınacağını hayal etmişti. Siyasetin puslu havasından kaçarken politikaya adım attığı günkü kararının onu nerelere götüreceğini tahmin bile edemezdi. Yaşamında giderek dizelerin yerini söylevler, sohbetin yerini polemikler ve düşlerin yerini gerçekler alacaktı. O gerçeklikte ise siyasetin birinci basamağına adım atan gözünü yukarıya, daha yukarıya dikerdi. Zira birinci basamaktan bakıldığında zirve gözükmez ama hep merak uyandırırdı. Daha da önemlisi babası Fahri Bey'in söylediği gibi Ecevit'in bindiği postun onu nereye taşıyacağı belirsizdi. Çocukluğundan beri Bülent Ecevit'in yazılarının en sadık okuru babası Mehmet Fahri Bey'di. 1950 seçimlerinde listeye giremeyince İstanbul'a taşınan Mehmet Fahri Bey, oğlunun yazılarını dikkatle izliyor, Ulus Gazetesi Ankara adresine gönderdiği ve "Benim pek sevgili çocuğum" diye başlayan mektuplarda onu imlasından içeriğine kadar hemen her konuda uyarıyordu. Bir posta binmişsin. Bu post nasıl olsa havalanacak ve seni uçuracaktır. Ustaların dikkat ve teşvik nazarları önünde bu yükseliş, bu havalanış olsun isterdim. Mehmet Fahri Bey, oğlunun sonunda ne kadar havalanacağını rüyasında görse inanmazdı. O günlerde hızlı bir yükselişin sonunda ani bir iniş olmasından endişeliydi. Her şeyin yavaş yavaş olmasını öneriyordu. Yazılarının çeşnisi, tadı tuzu şimdilik yerindedir gibi geliyor bana. Bazen sapıtıyorsun ama enderen. İstersen biraz daha bekle de kıvamın gelsin, ortaya konunca revak gibi dökülüp durasın. Evet evet, biraz daha bekle. Kendi kendine ben söylemesem de yüzeceksin delikanlım. Bir gece yarısına doğru babanın aklına esiver.
çok liberal görüşlü bir insan olduğu için ağır eleştirileri göze alarak o yazımı aynen yayınladı. Yani dedi ki ben bunu yayınlayacağım ama sen gittikten sonra yayınlayacağım, yoksa başına dert açılır burada dedi. Ben de peki dedim. Fakat sonra gidemedim. O gün yine kaldım o gazetenin çıktığı şeyde ve çok ağır yazılar gelmeye başladı aleyhimde bu zencilere sahip çıktığım için. Ecevit Amerika dönüşü Paris'e uğradı. Orada Robert Kolej'den arkadaşlarıyla buluştu. Şanzelize'deki gecede o her zamanki ölçülü, olgun Ecevit'ten farklı, coşkulu ve tutkulu bir genç adam çıkmıştı ortaya. Benim o vakit üstü açılan ufak bir Volkswagen'im vardı. Tosun'la Bülent arkada oturuyorlardı, eşim ve ben önde oturuyorduk. Oradan geçerken hafif de yağmur çiselerken Tosun ve Bülent ayağa kalkarak açık arabada bağıra bağıra şarkı söyleyerek bütün Şanzelize'yi boydan boya kat ettik. Bülent'in şarkı söyleyerek, bağıra bağıra şarkı söyleyerek Şanzelize'den geçeceği belki birçok insan tasavvur edemez. Doğrusu ben de edemiyordum. Ama bu oldu ve belki de bir boşalma, bir rahatlamanın endikasyonudur. Ecevit 1955 yılı başında yurda dönüp yeniden gazete yazılarına başladı. Ancak Amerika'da kurtulduğu bela o yıl kendisini Türkiye'de yakalayacaktı. Hem de hiç ummadığı bir yerde. Helikon Derneği'nde. Kızılay'da Sağlık Bakanlığı'na yakın yerde bir küçük ev tuttuk. Orada bir arkadaş grubuyla birlikte bir galeri açtık, Helikon diye. Ve taksitle resim satmaya başladık. Öylelikle memur evlerine ilk defa resim, sanat girmeye başladı. Oraya gelen kimseler, resim yapmaya gelen kimselerin çoğunluğu değişik meslek sahibi kimselerdi. Yani içinde doktorlar vardı, iktisatçılar vardı. Onlar oraya gelip işte o atölyede profesyonel ressamların gözetiminde resim yaparlardı. Ben resim sevgimi önce orada kazandım. Ve orada galeride bulunmanın ne demek olduğunu öğrendim. Biz dernek üyeleri olarak hepimiz haftanın bir gününde yeni bir sergi açılmışsa o serginin içinde durur ve sergi komiserliği yapardık. Gelen gidene bakardık. ...6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da azınlıklara yönelik saldırılar Helikon'un da sonunu hazırladı. Helikon'u Rumlara ait bir kuruluş sanan sıkı yönetim derneği kapattı. Üyelerini gözaltına aldı. İlk götürülenler arasında Bülent Ecevit de vardı. Gece yarısı gelip beni evden aldılar, bazı arkadaşlarımızı da. Bu Helikon adı işte bir Helence bir at olduğu için onlar bir bağlantı kurmuşlar o şeyle, 6-7 Eylül'le. Bizi uzun uzadıya sorguya tabi tuttular. O bütün hevesimizi kırdı. Ondan sonra soğudu artık dernek maalesef. 1957 başında Ulus gazetesinde bir kez daha Ecevit Amerika'ya gitti başlığı çıktı. Bu kez Rockefeller bursu almıştı. Amerikalıların istikbal gördüğü gençlere verdiği bu burs, onun yıldızının Atlantik ötesinden de fark edildiğinin göstergesiydi. Şimdi bir yıl boyunca Harvard Üniversitesi'nde aralarında Henry Kissinger'ın da bulunduğu hocalardan sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi dersleri alacak, Ulus'taki yazılarını ise uzaktan sürdürecekti. Bu kez yanında eşi de vardı, ancak verilen bursun parası sınırlıydı. Üstelik kalacak yerleri de yoktu. Bunun üzerine Amerika'daki bir dostlarını anımsadılar ve ondan kiralık bir ev bulmasını istediler. O sırada
benim oturduğum evin sahibinin aynı bahçe içinde bir evi daha vardı. Ve o evin alt katında genç bir çift oturuyordu. Onlar ayrılmak üzereydiler. O katı onlara kiraladım. Böylelikle şeyde Harvard'daki günlerimizde komşu olduk. 8 ayın sonunda tam da Amerika'daki yaşamına ısındığı günlerde Türkiye'den aldığı bir telgrafla Ecevit'in ilgisi yeniden ülkesine çevrildi. Seçim kararı alınmıştı. Bir gün beraber yemek üzere çağırdı beni. Sayın Bayan Ecevit de uzun zamandır yemediğim bir şey yapmıştı. Patlıcan biber kızartması. Onlar da yemek yedik ve Bülent Bey İsmet Paşa'nın kendisini Türkiye'ye çağırdığını seçimlere, işte gidip gitmemeyi düşündüğünü, muhtemelen gideceğini söyledi. Bülent Ecevit döndü, ancak döndüğü gün İnönü'nün milletvekili aday yoklamalarını tamamladığını öğrendi. Geç kalmıştı. Hemen Pembe Köşk'ün kapısını çaldı. Ziyaret ettiği kişi İsmet Paşa değil, arkadaşı, İnönü'nün damadı Metin Toker'di. İnönü, demokratların Akis'teki yazıları nedeniyle bir kez cezaevine yolladığı damadını milletvekili yaparak koruma zırhını almayı planlıyordu. Ancak Metin Toker, siyasette değil gazetecilikte kalmayı tercih ediyordu. Ecevit, meslektaşına, "Senin kontenjanına ben talibim," dedi. Siyasette yetenek ve eğitimin yeterli olmadığını, kimi zaman torpilin de işlemesi gerektiğini anlamıştı. Böylece henüz 32 yaşındaki Bülent Ecevit, Ankara 13. sıradan milletvekili adayı oldu. O yıllarda en çok oyu alan parti, o ilin bütün vekillerine de sahip oluyordu. 1957 seçimlerinde Ankara'yı CHP alınca, Bülent Ecevit, lacivert takım elbisesini giyip meclis yolunu tuttu. Artık milletvekiliydi. Siyasetteki ilk yıllarında temkinli ve fazla öne çıkmayan bir vekil portresi çiziyordu. Daha çok İngilizce birikimiyle İnönü'ye çevirmenlikte yardımcı oluyordu. Hatta bu iş o kadar ileri gitmişti ki kimi yabancı delegasyonlar İnönü ile baş başa kalamadıkları için randevu istemekten çekinir olmuştu. Tabii ondan çok şey öğrenmiştim. Yani o bir hoca gibiydi. Nelere dikkat ettiğini, insanlarla nasıl ilişki kurduğunu filan ondan çok şey öğrendim. Bir gün hiç unutmam, Pakistan Büyükelçisi'ne iade-i ziyarette bulunmak üzere gidecekti. Beni de yanında aldı. Giderken dedi ki, şimdi Büyükelçi sehpada şeysi vardır, gümüş tabakası vardır. Onu sana uzatıp sigara ikram edecektir. Ben de şu sırada sigara içmiyorum. Halbuki sen sigaraya alışıksın. Tercümeyi rahat edebilmek için sigara içmen gerekir. Onun için ben o kutuyu alacağım, bakacağım, aa ne güzel kutuymuş falan deyip içinden bir sigara çıkarıp sana vereceğim. Onu reddetme demişti. O bana müthiş dokunmuştu, o kadar inceliğini görmek. Demokrat Parti ile CHP arasındaki yayın iyice gerildiği yıllardı. Öğrenci eylemleri DP'nin sert tepkisiyle karşılaşıyor, CHP'liler hakkında ard arda soruşturmalar açılıyordu. İşte Türkiye'nin hızla bir kaosa sürüklendiği o günlerde ilk kez parti yönetimine giren Ecevit, ilk siyasi eylemlerinden birine katıldı. Eyleme yol açan gelişme, İnönü'nün mecliste yaptığı bir konuşma olmuştu. Paşa kürsüden DP'lilere hitaben, "Sizi ben bile kurtaramam," diye gürlemişti. O konuşmayı yazan Ulus Gazetesi'nin dağıtımı yasaklanmıştı.
Ama sabah olmadan, daha gün ağarmadan o gazetenin o haliyle Türkiye'nin belirli yerlerine göndermesi söz konusuydu. Gençlik kollarından ben görevliydim. Sayın Ecevit'te Rüzgarlı Sabah'taki Ulus Gazetesi matbaasında sabah saat 4 civarı, 3-4 yoldalayında kendisiyle beraber milletvekillerinin, arabası olan milletvekillerin bagajlarına gazete paketleyerek ve beraber birlikte milletvekillerimizin bagajlarına o gazeteyi koyarak onların Anadolu'nun belirli yerlerine gitmelerine yardımcı olmuştuk. Tabii bunu önlemek için geniş bir polis kadrosu getirilmişti şeyin giriş kısmına, o gecekondunun. Onların görevi bu şeyi engellemekti. Fakat ben onlara bir hiç unutmam bir nutuk çektim. Hiç yerlerinden kıpırdayamadılar ve polisler şeyle gazete şeyle milletvekilleri gazeteleri alıp gittiler. Ve 27 Mayıs 1960 sabahı askerler Türkiye'yi Demokrat Parti'den kurtarma iddiasıyla sahneye çıktı. Ecevit, siyaset yaşamının ilk ve tek benimsediği askeri darbesiyle tanıştı. Sabah sevinçle İsmet Paşa'nın yanına koştu. Yolda bindirildiği bir askeri cemseyle mebus evlerine vardığında İnönü'yü bambaşka bir havada buldu. Çok üzgündü ve kaygılıydı. O benim üzerimdeki ilk uyarı oldu tabii. Askeri yönetimde sevinmemek gerektiği konusunda. Fakat başlangıçta birkaç gün sevindim. Ecevit'in aynı zamanda 36. yaş gününü kutladığı gün 28 Mayıs 1960 tarihli başyazısı Günaydın başlığını taşıyordu. Karanlık günlerin sona erdi. Günaydın Türk milleti diye başlayan yazı sağ olasın Türk ordusu diye bitiyordu. 27 Mayıs askeri müdahalesinin yer aldığı günlerde onu desteklemiştim. Fakat çok kısa bir süre sonra uygulamalar bazı aklımı başıma getirmişti eğer deyim yerindeyse. Ve askeri yönetime karşı, müdahale yönetimine karşı daha doğrusu kesin tavır almaya başlamıştım. 1961 yılında yeni anayasayı hazırlayacak kurucu meclise CHP tarafından yollanan temsilciler arasında Bülent Ecevit de vardı. Kurucu meclisin en genç ve çalışkan üyelerinden biriydi. Bu gerilimli günler Türkiye gibi Ecevit'te de iz bıraktı. Sonraki yıllarda ona hep eşlik edecek olan ülseri ve tiklerini bu dönemde edindi. ...1961 seçimlerinde CHP'nin aldığı %36.7'lik oy partilileri memnun etmedi. Sandıktan koalisyon çıkmış, CHP bilanço toplantılarında için için kaynamaya başlamıştı. Ecevit de o toplantılardan birinde ilk defa açıkça tavrını belli etti. Ona göre de CHP muhafazakarlaşmıştı. İşte bu dönemde İnönü AP ile Türkiye'nin ilk koalisyon hükümetini kurdu ve Bakanlar Kurulu listesini onay için Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e götürdü. Ancak Cemal Aga Çalışma Bakanı'nı yaşlı buldu. Paşa eve döndüğünde konuyu damadı Metin Toker'le oğulları Ömer ve Erdal İnönü'ye açtı. Metin yemekte paşam işte yeni isimler alın. Bana kalırsa Bülent Ecevit var. Onu Çalışma Bakanı yapın. Çok iyi olur. Çok iyi etki yapar. Gibi bir şey söyledi. Hem verimli olur hem de çok iyi etki yapar diye bir şey söyledi. O anda kabul etti veya kabul etmiş göründü. Böylece Çalışma Bakanlığı'na Bülent Ecevit'in adı yazıldı. Durumu bildirmek için de Ecevit gece yarısı köşke çağrıldı. Haber geldiğinde Rahşan Ecevit yatmıştı. Bülent Ecevit ise
Eliot'ın bir şiir çevirisiyle uğraşıyordu. Ve ne ilginçtir ki o an çevirdiği şiirdeki dizeler adeta onun birazdan şekillenecek kaderini anlatıyordu. Hiçbir şeyden korkmayacaktır o. Korkulacak bir şey olduğunu da bilecektir. Öyle alçak gönüllüdür ki o, azarlayan tepelerin arasından, alay eden vadiden, bir işle bir yere yollanmış bir çocuk gibi hevesle, sabırla geçecektir. Fakat acı da çekmesi gerekecektir. İşte şimdi bir gece yarısı bir çocuk hevesiyle yeni misyonunu öğrenmeye gidiyordu. İnönü gülümseyerek onu yanına oturmaya davet etti. Sonra da yanağından öpüp Ecevit'i o gece sabaha kadar heyecandan uykusuz bırakacak müjdeyi verdi. Bakan olmuştu. Yani çok ağır bir sorumluluk yükü hissettim üzerimde. Hiç unutmam onu Çankaya'dan, İsmet İnönü'nün evinden. Kendi evime gelirken veya bakanlığa, çalışma bakanlığa giderken çok ağır bir yük hissettim ve o gece uyuyamadım. Uykusuz geçen o gecenin ardından Bülent Ecevit bambaşka bir sabaha uyandı. Henüz 36 yaşında bakan olmuş, siyasetin belirsizliğe açılan basamaklarında hiç ummadığı bir yere gelmişti. Artık o kır evi, şiir ve sanat düşlerde kalmıştı. İdealleriyle yaşadıkları arasındaki uçurum büyüdükçe şiire sığınacak ve yıllar sonra yazacağı bir şiirde Ozan Ecevit'e lacivert takım elbiseli devlet adamı Ecevit'i sorgulatacaktı. Yıldızlı bir gecede göğe bakmayalı kaç ay geçti anımsar mısın? Yıldızlı bir gecede yata güpe gündüz, can evinde duymadan sonsuzluğunu göğün. Ya da bir sabah çiçek açtığını ansızın fark etmeden bahçendeki ağacın. Hele bir de işitmeden işine giderken bilmeden ezdiğin karıncanın sesini. Nasıl bilesin evrendeki yerini de nasıl yönetesin ülkeni? Ecevit Çalışma Bakanlığı koltuğuna oturduktan 2,5 ay sonra siyasi hayatının ilk darbe girişimine tanıklık etti. 22 Şubat 1962 Perşembe günü Harp Okulu Kumandanı Albay Talat Aydemir iktidara el koymak üzere harekete geçti. Komutanlarının izindeki harbiyelilere bazı birliklerin de katılması üzerine isyan büyüdü. Meclis sarıldı, Çankaya Köşkü'nü koruyan muhafız alayı da isyancıların safına geçti. Şimdi Ankara'da isyancı ve hükümet yanlısı tanklar karşı karşıya gelmişti. Milletvekilleri kaçmış, Cumhurbaşkanı Mürtet hava üssüne sığınmış, Hava Kuvvetleri Komutanı Eskişehir'e uçmuş, hükümet ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda karargah kurmuştu. Herkesin endişeyle sindiği o gece kararlılığıyla isyancıların karşısına dikilen bir kişi vardı. İsmet Paşa. İnönü, Talat Aydemir'le sürdürülen pazarlıkta hasmının kararsızlığından zayıflığını fark etmiş ve en kritik anda gürlemişti. Gerekirse ben yalnız başıma üzerlerine giderim. Eğer kan dökmek icap ediyorsa dökülecektir. Hem de olukla. Sabaha karşı dışarıda hala isyanın ayak sesleri duyulurken İnönü, Resti'nin işi bitirdiğini anlamıştı bile. Uykuya çekilirken yanında Bülent Ecevit vardı. İstirahate çekildi. Fakat o sırada yaklaşmaya başladı o ayaklananlar. Bir yandan da bazı havacı subaylar giriş kısmında bir şeyler yapıyorlardı. Bir takım hatlar çekiyorlardı.
merak ettim, ne yapıyorsunuz dedim. İş artık iş çağrından çıktı, buraya geliyorlar. Tek çaremiz buradan mikrofonla İsmet İnönü, belki onları teskin edici bir şeyler söyler diye yapıyoruz dediler. Onun için hemen gidip İsmet İnönü'yü tekrar uyardım, uyandırdım. Fakat orada şunu gördüm. Yani kumandan İnönü'yü gördüm. Çok kararlı, ne yapacağını bilen, cesur bir şey insan. Yani hiçbir ödün vermeden o sorunun inandırıcılığıyla çözülmesini sağladı. Genç Ecevit siyaseti mayınlı bir arazide usta bir kumandandan öğreniyordu. Öğrendiklerini bakanlıkta uyguladı. Mithat Paşa Caddesi'ndeki bakanlık binasına ilk geldiğinde çalışanlar farklı bir bakanla karşı karşıya olduklarını hemen anlamıştı. Her sabah saat 8.30'da mesaiye başlıyor, öğleyin ofisinde çay ve sandviç yiyordu. Misafirlerinin ve kendisinin çay kahve paralarını bile cebinden ödüyor, seyahatlerinde kendisi bakanlık misafirhanesinde kalıyorsa şoförü ve özel kalem müdürünü otele yerleştiriyor ve paralarını cebinden ödüyordu. Bu genç ve dinamik bakan cebinde bir dolu projeyle koltuğa oturmuştu. Sendikalarla ve işçilerle çok iyi bir iletişim tutturmuştu. Bir ara İzmir'de böyle yalın ayaklı olarak bir yürüyüş düzenlediler. Tabii böyle şeyler hiç alışılmamıştı Türkiye'de. Bakanlıktaki bazı arkadaşlar çok telaşlandılar. Efendim ne yapacağız şimdi, bu yürüyüş yapıyorlar. İyi yaparlar dedim. Anayasada engel yok. Siz gibi uyarsanız dediler. Yok uyaramam dedim. Efendim uyarmanıza gerek yok. Siz vali beye telefon edin. Ne oluyor orada bir anlat deyin. O ne yapılması gerektiğini bilir demişlerdi. Fakat kısa sürede alışıldı. Hiç unutmam, bir sanayici dedi ki, yani ne olacak dedi, benim bir işçim benim karşıma gelip oturup benimle tartışacak mı, böyle şey olur mu dedi. Ecevit Çalışma Bakanlığı makamında 3,5 yıl kaldı. Bu zaman diliminde pek az tatil yapabildi. Fırsat yakaladığında çadırını yanına alıyor, eşi Rahşan Ecevit ve Faruk Güvenç Suna Kan çiftiyle gözlerden uzak bir tatil yöresine kaçıyordu. Antalya'da 8 milimetrelik bir kamera onları belki ilk ve son kez çocuksu bir neşeyle eğlenirken görüntüleyecekti. Ecevit, İnönü'ye yakınlığı ve işçilerin desteği sayesinde 1962-65 yılları arasında kurulan 3 koalisyon hükümetinde de görev alan 2 bakandan biri oldu. Ancak bakanlığı İnönü'nün istifasıyla son buldu. Türkiye yeni bir seçime gidiyordu. Aradan geçen 4 yıla karşın Demokrat Parti geleneğiyle askerler arasındaki hesaplaşma bitmemişti. 1965 seçimleri rövanş olacaktı. Seçimden hemen önce bir gazeteci İsmet İnönü'ye şunu sordu. Paşam, Batı'da sizin görüşlerinizi savunan partilere ortanın solunda derler. CHP'ye de ortanın solunda diyebilir miyiz? Paşa, evet diyebilirsiniz dedi ve Türkiye'yi sarsacak bir tartışmayı ateşlemiş oldu. Ertesi gün bu iki kelimeye sarılan CHP teşkilatı değil, rakibi Adalet Partisi'ydi. Demek 42 yıllık CHP sol bir parti olmuştu. Slogan hemen bulundu. Ortanın solu
Moskova yolu. CHP kadroları şimdi bu kampanyayı bertaraf etmek için seferber olmuştu. Ortanın solu Moskova yolu diyenlere karşı mesela bazıları öyle şey olur mu? Bakın kalbimiz de solda deniyordu. İsmet İnönü de yarı şaka yarı ciddi bir ara demişti ki bu şeye, süvariler ata binerken sol üzengiden hareket ederler demişti. Böyle bir kısmı böyle mizah olarak, bir kısmı da ciddi olarak ona böyle tanımlamalar getirmeye çalışmışlardı. 1965 seçimlerinde CHP oyların 28.7'sini alabildi. Adalet Partisi tek başına iktidara gelmişti. Seçim hezimeti CHP'yi karıştırdı. Bir kısmına göre kabahat ortanın solu sloganındaydı. Diğerlerine göre ise sorun partinin yeterince solda olmamasıydı. İsmet Paşa ağırlığını ortanın solundan yana koydu. Böylece Ecevit'in önü açılmış oldu. Ve Muammer Aksoy'un evinde yapılan bir toplantıda liderliği ilk kez gündeme geldi. Aslında liderliği istemiyordum. Daha rahat politika yapabilmek için, yani yaşam daha olsun diye sadece ve siyasete katlanıp saplanıp kalmak istemiyordum. Fakat bazı arkadaşlarımız o konuda ısrar ettiler. Karaoğlan efsanesi o gece orada doğdu. Lider adayı bulunmuştu. Şimdi sıra ideolojiyi netleştirmekteydi. Ecevit bir süre Ankara'daki evine kapandı, inzivasına son verdiğinde elinde 120 sayfalık Ortanın Solu kitabı vardı. Kitap 1965 yenilgisini ortanın soluna yıkmak isteyenlere şöyle cevap veriyordu. Bir söz tek başına ne seçim kazandırır ne seçim kaybettirir. Ama bir sözden dönmek bir partiye çok şey kaybettirebilir. 1966 Ekim'inde yapılan kurultayda Ecevit akıcı ve yalın hitabetiyle kısa sürede salonu etkisini aldı. Ve o sayede ortanın solcuları parti meclisinde çoğunluğa geçti. Artık genel sekreterlik hakkıydı ve bu hakkını İnönü'nün itirazına rağmen aldı. Rahmetli İnönü, yani ortanın solu hareketini o başlattı sayılır, ona rağmen partinin önde gelen çevrelerinden gelen baskılarla bana şeyde bulundu. Sen şimdi genel sekreterlikten vazgeç, adaylarını koyma, işte bir daha yumuşak geçiş süreci olsun filan diyorlardı. Ben de onun üzerine, bana arkadaşlar ısrarla bir görev verdikleri için kusura bakmayın kabul edemem dedim. Ya hiçbir görev almam veya genel sekreter olurum dedim. Onun üzerine genel sekreterliği kabul etti. Tarih 18 Ekim 1966 idi. 41 yaşında genç bir adam devleti kuran partiye genel sekreter seçilmişti. İsmet İnönü o gece günlüğüne şu notu düştü. Bülent'in kesin zaferi. Konuşmamı yaptım, iki taraf çetin mücadele ettiler. Bir tarafta Bülent, ortanın solu, öte tarafta eskiler. Turhan'la beraber Kasımcılar. Bir süre sonra Turhan Feyzoğlu'nun önderliğindeki eskiler partiden kopup gittiler. Ecevit parti içindeki muhaliflerinden kurtulmuştu. İstifaları ihanet silahlarıyla gittiler diye yorumladı. Artık tartışmasız ikinci adamdı. Ecevit'in partide ikinci adamlığa yükselmesiyle birlikte siyaset yeni bir isim daha kazandı. Rahşan Ecevit. Partinin mali sıkıntıda olduğu günlerdi. Rahşan Ecevit kurduğu tanıtım bürosuyla kitap, broşür, rozet, kalem, resim satarak partiye gelir sağlamaya başladı. Türkiye'de böylesi bir kampanya ilk kez görülüyordu. Hem parti tanıtılıyor hem de para kazanılıyordu. İlk o bir toplantıda yapılan toplantıda satılan
paraları bir torba içinde topladıktan sonra böyle masanın üstüne yayıp döktüğümüz zaman onların böyle yayılışı, o paraların çokluğu bizi çok sevindirmişti. Ve böylece partiye bir para gelmeye başlamıştı. Ecevit ve arkadaşlarının göbekçi dediği yaşlı parti kodamanları CHP halka el açamaz diye itiraz ettiğinde Ecevitler halka avuç açmaktan onur duyarız diyorlardı. Şöyle demiştim. Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz ama hep balolar veriyoruz. Ama bu biz bu balolardan şimdi vazgeçiyoruz deyip şeye çıktım. Varoşları Ankara'nın dolaşmaya çıktım. Ve orada davetiyeler dağıttım. Ve o burada ilk yaptığım hanımlaraydı. Ve o hanımları hepsini bir düğün salonunda Ankara'nın topladı. Ve çok güzel bir çay zamanı geçirdik orada. Ecevit, bakanlık ve parti işlerinden artan zamanlarında doğaya sığınarak stres atıyordu. Aile dostları keman sanatçısı Sunakan ve eşi müzik eleştirmeni Faruk Güvenç ile birlikte sık sık Ankara dışında gezilere çıkıyorlar, yapamadıklarını kısa zaman dilimlerine sığdırmaya çalışıyorlardı. Ankara'nın kasvetli siyasi ortamında buzda taşları tekmeleyen, eşiyle kaydırmacı oynayan bir bakan görüntüsü hiç de tanıdık değildi. Bir gün hatırlıyorum, telefon ettiler. Gölbaşı gölü donmuş. Hadi kalk, gene de gidelim biraz orada yürüyelim falan dediler. İşte biz de kalktık. İşte ben Faruk oğlum, onları aldık. Yürüdük gölün üstünde, filmler falan çekmiştik. Siyasetin demir leblebisi olarak anılan Ecevit, gözden uzak bu gezilerde yeniden o sanat aşığı, naif ve mahcup şair oluveriyordu. Henüz 41 yaşındaydı. O gün dostlarıyla çocuksu bir coşkuyu paylaştı. Yakın bir gelecekte kendisinin bile tahmin edemeyeceği bir zirve tırmanışına başlayacak ve siyasetin o oynak zemininde, o denge sınavında başarılı olacaktı. Dünyamızla uyuşmak vardı. Oyunda sonunu görmeden oynamak, sevinebilmek kazandığına, yitirdiğine yerine bilmek. Düşünmeyebilmek yoruldukça düşünmekten, kamaştıkça örtebilmek gözlerini. Düşlerde bile ışıktan sakınarak kendini uyuyabilmek vardı vaktinde rahat. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşumuzdan beri bunlara da barış getirmek için Adaya gidiyoruz.